Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizleri ve dolar endeksinde yatay harekete rağmen geçtiğimiz cuma günü 1837 dolar seviyesine kadar geri çekilmeleri hep birlikte gördük. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1965 dolar seviyesi şimdilik direnç seviyesi olarak kalırken bu geri çekilme piyasalarda iyimserliğin yoğun yaşanmadığı bir zaman diliminde gerçekleşmesi Yalın'ın söylemleri sonrasında destek paketi beklentilerinin de yükselişi sınırlandırdığını bizlere gösterdi. Haftanın ilk iki işlem gününde sakin bir akışı sürerken bugünkü Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ve Tutanaklarını yakından takip ediyorum. On saltına teknik olarak baktığımızda 1850 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. On saltında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırasıyla 1865, 1872 ve 1884 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli. Direnç noktaları olası bir aşağı yönlü harekette ise 1838, 1830 ve 1822 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise geçtiğimiz hafta perşembe günü dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile kur tarafında 7,40 Türk Lirası'nın altına gerilerken Ons altın tarafında ise 1875 dolara kadar yükselişleri hep birlikte gördük. Onsun yükselişi ile 447 Türk lirasına kadar yükselen gram altının günün ve haftanın devamında ise hem ons altındaki kar satışları ile geri çekilmesi hem de kurdaki düşüş ile birlikte 440 Türk lirasına kadar gerilediğini gördük. Kurun 7,32 Türk lirası seviyesi olan 200 günlük hareketli ortalama seviyesinde tutunması ile ons tarafındaki yükselişi eşlik etmesi yükselme potansiyeli olan gram altında 440 Türk Lirası seviyesini direnç noktası olarak yakından takip ediyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda 440 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 440 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 445, 450 ve 452 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 435, 432 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 430 seviyesini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilmiş başkanı Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlaması ile veri takviminde ise İngiltere tarafında açıklanan Tüketici fiyat endeksi verilerini yakından takip ettim. İngiltere'de enflasyon Aralık ayında %0,2 olan piyasa beklentilerinin üzerinde %0,3 olarak açıklanırken yıllık bazda enflasyon %0,6 olarak gerçekleşti. Öte yandan İngiltere'de pandemi kaynaklı sıkıntıların devam etmesine rağmen sterlindeki güçlü duruşla devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde İngiltere tarafında açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısındaki değişim piyasa beklentilerini olumlu yansırken pariteyi yukarı yönlü desteklerken bugün veri takviminde Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ve toplantı sonrasında yapılacak olan basın toplantısını yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,37 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,3650 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,3740, 1,3780 ve 1,3820 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 1,3620, 1,3560 ve 1,3520 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise geçtiğimiz Şubat ayının sonundan itibaren Devam eden düşüş trendini kıramayan paritede geçen hafta dolar endeksinde yaşanan düşüşe bağlı olarak geri çekilmelerin devam ettiğini gördük. Paritenin düşen trendini kırması için 104 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması gerekirken geçtiğimiz hafta içerisinde Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlamasından sonra dolar endeksindeki hareketin paritedeki yönü tayin edeceğini düşünüyorum. Haftanın 3. işlem gününde sakin bir veri akışı bizleri beklerken Amerika Birleşik Devletleri tarafında Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ve toplantı sonrasında yapılacak olan basın açıklamasını yakından takip ediyorum. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 103,50 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 103,50 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 104 104,40 ve 104,80 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 103,20 102,60 ve 102 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.